Herkese merhabalar arkadaşlar. Özel dörtgenlerle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Öncelikle arkadaşlar neler öğreneceğiz ona bakalım. Bugün özel dörtgenlerin tamamını bitiriyoruz. Özel dörtgenler ve özellikleriyle sizlerle birlikteyiz. Peki geçen hafta ne yapmıştık? Geçen hafta yamuğa giriş yapmıştık. Yamukla ilgili genel bilgi toplamıştık. Ve de alanını görmüştük. Bugün de özel yamukları göreceğiz. İkiz kenar ve dik yamuğu göreceğiz. Paralel kenar, eşkenar dörtgen, dik dörtgen ve kareyi yapıp özel dörtgenlerin tamamını bu videoda bitireceğiz sizlerle. Hemen başlayalım arkadaşlar. İkiz kenar, yamuk ne demek? Paralel olmayan, biliyorsunuz taban, alt taban, üst taban. Paralel olmayan kenar uzunlukları birbirine eşit olan yamuğa ne diyeceğiz? İkiz kenar diyeceğiz. Bakın yan taraflar birbirine eşit. Üst taraf alt taraf biliyorsunuz ki paraleldi zaten. Burada da onları söylüyor. Köşegenleri çektik. Bak şimdi arkadaşım burada en önemli şey ne biliyor musun? İkiz kenar yamukta zaten ikiz kenar üçgen mantığıyla düşünebilirsin. Hemen bakın buradaki parçalar birbirine eşit olacak. Burada da onları anlatıyor. Mesela AD, AD, BC'ye zaten eşit onu biliyoruz. AK, bk'ya eşit. ...DK, KC'ye eşit... ...neden? Çünkü ikiz kenar... ...yamuk olduğu için bunu unutmayacağız... ...AC'de tabii ki de köşegenlerimin... ...uzunluğu da tamamı birbirine eşit olacak... ...peki açılarda ne olacak hocam? Burası ikiz kenar olduğu için... ...hemen bakın burası tek noktaysa... ...hemen ne yapabilirsin? Buradan Z olduğu için... ...burası da tek nokta... ...burada da Z olduğu için burası da tek nokta olduğunu biliyorsun... ...ve burada da ikiz kenar... ...altta da ikiz kenar çıkacak... E, ...tabii ki de taban açılarıyla yukarıdaki açılar... ...birbirleri 180'e tamamladıkları için... O zaman buradaki açılarla buradaki açılar da birbirlerini 180'e tamamlıyor ve burada içeridekile dışarıdaki açılar da birbirlerine eşit olacak. Burada iki tane meleğin kanadı gibi yamuk kanadı olacak. Bu kanatlarda birbirine eş üçgenler olacak. Hemen bunları söyledikten sonra soruma geçeyim. Ne diyor arkadaşlar? ABCD kenar yamuk. Gördüğün gibi yan taraflar var. AD BC'ye eşit. Bakın AD BC'ye eşit. O tamam zaten elde var. AC BE'ye eşit. A, C, B, e eşit. Bakın her zaman arkadaşlar size alakasız iki şey verecekler. Ama tabii ki de bununla da başka bir şey alakalı olduğu için hemen orada bir bileşim olacak. Nasıl bir bileşim hocam? Şöyle bakın arkadaşlar çok dikkat edin şimdi. AC bir köşegen. İkiz kenar yamukta. B, E de dışarıya çıkan bir tane doğru parçası. Hemen o zaman sen ne yapacaksın arkadaşım? Gözünü karartıp sen şuradan ikiz kenarı çekeceksin. Neden çekiyorum hocam bunu? Çünkü bak AC ile BD birbirine eşitti. O zaman ne oldu? Burada bir ikiz kenar oluşmuş oldu. Burayı söyledik. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Bakın şuraya alfa dersem şurası 70 eksi alfa oldu mu? Burası 70 eksi alfa oldu. E peki burada da bu açım buraya Z'den dolayı geldi mi? Alfa Z'den dolayı burası alfa oldu. Onu da biliyorum. O zaman burada gördüğünüz gibi bir kere daha şunu siyahla gösterelim. Bakın burada köşegenle AC köşegeni ile BE birbirine eşitti. O zaman BD köşegeni ile BE birbirine eşit. O zaman burada bir ikizkenar üçgen çıktığına göre burası da alfa artı 40 olmuş olduğu Şimdi çok dikkat arkadaşlar. Bu arada ben buraya kesinlikle alfa dememeliydim aslında. Çünkü niye? Bir önceki slaytımızda göstermiştik. Bu açılar birbirine eşitti yukarıdaki üçgende. O zaman baştan yazalım. X eşittir alfa. Biz alfayı bulduk mu cevabı bulacağız. Hemen o zaman şu üçgenin iç açılarını alalım. 70 eksi alfa artı 40 artı alfa. Bakın 70 eksi alfa. 40 artı alfa ikiz kenardan dolayı 40 artı alfa toplamları ne oldu arkadaşlar? 180 derece olmuş oldu. 40, 40, 40, 80, 70 daha 150. Attım karşıya. Karşıda 30 derece kaldı. Alfa ile x alfa birbirini götürdü. O zaman alfam kaç çıktı? 30 çıktı. Peki alfa ile x birbirine eşit miydi? Tabii ki de eşitti. O zaman bu sorumu da çok güzel bir şekilde yapmış oldum. Geldim. İkiz kenar yamuğun en önemli özelliğini arkadaşım. Burada bu bilgiyi çok iyi bilmen lazım. O da ne? İkiz kenar yamukta sen yukarıdan dik indirdiğinde A direkt aşağıya kayar. Ve burada kanatlarda iki tane eş üçgen çıkar. Neden hocam? Çünkü bakın 90'ı gördüğüyle 90'ı gördüğü aynı. Ve biliyorsun ki sen şu açıların da aynıydı. E bu açılar aynıysa o zaman buralar aynıdır arkadaşım. Burası da birbirine eş üçgenler çıktı. Neden? 90'ların karşısında birbirine eşit. Açılar birbirine aynısı olduğu için ya benzer ya eş. Tabii ki de burada açıların gördüğü kenarlarda birbirine eşit olduğu için o zaman bu üçgenler eş. E peki buraya A kalırsa tamamı C'ydi. C'den A çıkarsa C eksi A olur. C eksi A olursa bunlar 2'ye bölünecek paylaşacaklar. C eksi A bölü 2, C eksi A bölü 2. Tabi bunu bilmene gerek yok. Soruda sana sayılar gelince pataküte yerleştireceksin. Şimdi buraları buldum. Peki alan nedir alan? Alan neydi arkadaşım? Orta taban çarpı yükseklikti. A artı C bölü 2 çarpı H'tı. E o zaman bakın ne oldu? Burada direkt DH zaten A artı H'ı şuradan da söyleyebilirsin. D DH ya da KC ikisi de olabilir. Çünkü bunların ikisinin toplamı A artı C bölü 2'dir. İstersen bu parçalarla da yüksekliği çarpabilirsin diyor ki çok da fazla gerek yok. Biz şu ana kuralımızı bilsek yeter ama ben tabii ki de sana her zaman gibi her şeyi göstermekle yükümlüyüm. Burayla yükseklik, burayla yüksekliğin çarpımı da olabilir. Geldim soruma. Bakın ikiz kenar yamukta alanla ilgili bir şey sorulduğunda senin hemen aklına şu gelecek arkadaşım. Buradan indirdiğim dikme hocam. Buradan indirdiğim dikme ne yapacak? Beni iki tane eş alana bölecekti. Hemen buradan iki ise şu onu bir sileyim şuradan. Burası iki olsun. Bakın ben size orayı C-A bölü iki diye ezberlemenize gerek yok demiştim. Buraya iki gelirse geriye sekiz kalır. Sekiz kalırsa burası dörttür, burası dörttür arkadaşım. Bak burası dörttür, burası dörttür. Şimdi beni çok dikkatli izle. Hemen sana söyleyeyim. Bakın şimdi şurayı kapatırsam... Biraz 9. sınıfa gidelim. Burayı kapatırsam ben... Burayı kapatırsam... Bakın şuradan bir tane dik indirirsem... Benim tabanım 4'tü. Burası birebir ayrılmış. O zaman burası da birebir ayrılacak. Demek ki burası 2, burası 2. ha Açtım baktım ne gördüm? 90'dan 90 doksan inerse öklit olur. Öklitse arkadaşım... Burası 2, burası 8. O zaman öklit bana ne diyordu? Öklit bana şunu diyordu. Hemen buradan 90'dan 90 indirirsen diyordu. Burası 2, burası 8 ise burası hsa o zaman h'ın karesi eşittir. 2 çarpı 8 h eşittir. Buradan 4 olur diyordu. Bakın burası 4 ise 1'e birlik özelliğinden dolayı o zaman 4 bakın 2'ye 4 ise 4'e yüksekliğim 8'dir. Yüksekliğim 8 ise arkadaşım sorumun cevabı çıktı. Neden? Yüksekliği 8 buldum. Alan eşittir. Yükseklik çarpı orta tabandı. Orta tabanım da 10 artı 2 bölü 2'den dolayı. O zaman 8 kere 12 bölü 2 6 oldu. O zaman buradan da A eşittir. Yani alan eşittir. 48 dedim. Ve D cevabımı işaretledim. Geçtiğim. Gördüğünüz gibi üçgenler çok önemli arkadaşlar. 10. sınıftayız. Lütfen ev zaten ne yapıyoruz? Ev okul kampımızın adı da biliyorsunuz uzaktan eğitim devam ediyor. Evdeyken bence üçgenleri kesinlikle bir tekrar yapın. Eski videoları izleyin ya da 9. sınıfın bu seneki videolarını izleyin. Üçgenleri tamamlayın. Çünkü görüyorsunuz ki dörtgenlerin tamamı üçgen aslında. Hiçbir eksiği yok. Geldim bir başka soruma daha doğrusu bilgime. Neye dikkat etmelisin arkadaşım? A B ...A, B paralelse A, C. Tamam üst taban alt taban. Köşegen köşegen verildiyse çok dikkat et şimdi. Sen burada köşegenlerin dik kesişiyorsa... ...bakın ikiz kenar yamuk falan demedim. Köşegenlerin dik kesişiyorsa... ...sen dışarıdan bir paralel çekersen... ...o zaman burası ne olur? Bakın bu kenar bu kenara paralel olur. Niye? Yukarısı aşağıya paralel. Yanlar da birbirine paralel olduğu anda... ...üst taraf alt tarafa kaydı. Peki paralellik varsa burası 90'sa... ...bakın bu köşede 90 oldu... E o zaman bu köşegenim buraya kaymış oldu. İki köşegen ne yaptı? 90'ın kollarını oluşturdu. Peki hipotenüsüm ne oldu? Şuraya A dersem burası A, burası da C oldu. Çok güzel bir şekilde o zaman tabanım, tabanım A artı C. Dik üçgenin bir kenarı bir köşegen, diğer kenarı da diğer köşegen oldu. Burada anlatmak istediğimiz o köşegenler dik kesişirse hemen dikkat et bir paralel çek olayı bitir. Bak ne diyorsun hocam? Şunu diyorum arkadaşım. Bak burada 5 var. Diklik var. Hemen bunu patlat. Bak buraya patlattın. Yukarıdan 5 paralel olduğu için kaydı. 90 paralel olduğu için geldi. BD bana 8 diyordu. Bakın şu parça 8 ise hop bu parça 8. Peki burası 8 ise e ben ne demiştim sana? Burada bir dik üçgen var demiştim. Bu dik üçgende de ne yaptık? Çok güzel bir şekilde ne gördüm burada arkadaşım? 8, 17. Tabii ki de hangi üçgende o? 8, 15, 17. Dik üçgeni vardı. O zaman benim AC uzunluğumda 17 oldu dedim. Ve bu soruyu da E cevabı olarak işaretledim. Paralellik 90'ı gördün. Paralelleri çekiyorsun. Burada hemen köşegenlerden bir dik üçgen oluşturuyorsun. 8, 15, 17'yi de patlattın. Bitirdin. Bu arada cevabım 15 dedim. Gittim 17 işaretledim. Hemen aşağıda linç tayfa hazır. Hocam cevap 17 olacaktı. Şey cevap 15 olacaktı. Hoca yanlış yaptı. Ya arkadaşım her şeyi söylemişiz. Burası 15, 8, 15, 17 demişiz. 15 olacak deyip 17 işaretlemişiz. Neyi yanlış yaptık? Hiçbir şey yanlış yapmadık. Cevabımız ne olacak? A, 15 dedik ve geçtik. Geldim buraya. AB paralelse. Bakın. Peki bu olay ikiz kenar yamukta ne olacak? İkiz kenar yamukta da sen bunu çektiğinde yine arkadaşım Burası A ise burası A oldu. Bakın burası yine dik oldu. Senin köşegenlerin birbirine eşit olduğu için hop burada ne oldu? İkiz kenar yamuk ortaya çıktı. Pardon ikiz kenar dik üçgen ortaya çıktı. Neden? Çünkü bakın sen köşegenlerin birbirine eşit olduğu için bu dik üçgende dik kenarlar birbirine eşit. O zaman 45-45. Hee yükseklik neydi? E burada muhteşem üçlü oluşur. O zaman yüksekliğimde A artı C bölü 2 olur. Çünkü tabanım benim A artı C ise o zaman yüksekliğim ne olacak? Yarısı muhteşem üçlü. A artı C bölü 2, A artı C bölü 2, A artı C bölü 2 olacak dedim. Peki alan ne olur o zaman? Bakın A artı C bölü 2 yüksekliğimse e, orta tabanım da A artı C bölü 2 idi. O zaman adam sana H verirse H ile H'i çarparsın. Adam üst taban alt taban verirse o zaman ne yaparsın arkadaşım? Bakın burada H2 değil H'in karesi diyecektik. Ha, tamam süper. O zaman ne yaparsın arkadaşım? Bak yüksekli yüksekliğini sen orta taban olarak buluştun. O zaman A ile C'yi verirse yüksekliğe gerek kalmaz. Çünkü neden? Yükseklik orta tabandı. Oradan da orta tabanın karesi diyebilirsin. O zaman ikiz kenar yamukta ne diyeceğiz? Köşegenler dik kesişiyorsa orta tabanın karesi alandır ya da yüksekliğin karesi alandır. Aklında olsun. Bu dik kesişme mevzusu çok önemli. Dışarıdan paralel sana çok yardımcı olacaktır. Geldim buraya. Hemen soruma bakıyorum. Bak Hiçbir action yok. Hemen anında basıp geçiyorum. Neden? İkiz kenar yamuk. ...köşegen dik... O zaman bunun alanı ya h karedir ya da nedir? Orta tabanın karesidir. Bak olay bitti. İstersen dışarı çek yap. Burası 3 oldu. Burası 7, 10. Yüksekliğin 10'u 2'ye böldü. 5, 5. Kendisi de 5 oldu. 5 kere orta taban. Yine oldu, yine oldu. O zaman ben buradan haşı bilmiyorum. Ama orta tabanı biliyorum. Orta taban ne arkadaşım? 7 artı 3 bölü 2. O zaman cevabın ne oldu? 7 artı 3 10. 10 bölü 2 5. 5'in karesinden alanım ne çıktı? 25 çıktı. İşte sana söylemek istediğim bu. Bazı şeyleri gördün hemen bilgi aklına gelecek. Öğrencilerin çok fazla yanılgıya kapıldığı bir şey var geometride. Hocam geometri görme işi ben göremiyorum. Arkadaşım geometri görme işi yalan. Öyle bir şey yok geometri görme işinden daha önce bilme işi. Bak sen şu görseli bileceksin. İkiz kenar yamuk. 90 var mı? Var. Bu bilgiyi kafana şak şak hemen çakacaksın. Atacaksın beyne. Beyin bedava. Hemen ne yapacaksın arkadaşım? Soru geldiğinde bu görseli hatırlayacaksın. Bu görseli hatırladığında pat diye ortaya bilgini koyacaksın. Çok güzel bir şekilde patlatacaksın. Bitireceksin olayı. Geldim dik yamuğa. İkiz kenar yamukla bilmen gerekenler oydu. Açılara dikkat ediyorsun. Hemen ne yapıyorsun? Köşegenler dik kesişiyorsa süper bilgiyi de aldın. Dik yamuktaki özellik ne? Dik yamuk süper bir şekilde bize ne sağlıyor arkadaşım? Buradan çektiğimde burayı dikdörtgen, burayı da bana dik üçgen sağlıyor. Dikdörtgen çok kolay. Hsa H ise H, A ise A bir sıkıntı yok. Burada da ben hemen ne yapıyorum? H'ın karesi C eksi A'nın karesi. Çünkü burası A ise C eksi A oldu. Burada bir dik üçgen yapıyorum. Başka da hiçbir action yok. Birbirine paralel olmayan kenarlardan bir tanesi tabana dik olursa biz buna dik yamuk diyoruz. Dik yamukla ilgili bilmem gerekeni söyledim. Hemen soruma bakıyorum. Sorumda ne diyor? Yukarısı aşağıya paralel burası buraya dik dik yamuk diyor. Burada bir açı ortay var. Arkadaşım, yamukta dik yamukta paralel kenarda dik dörtgende karede hiç unutmayacağın şey eşkenar dörtgende açı ortay verisi yukarısı aşağısı birbirine paraleldir. Paralel olduğu için de Z kuralından dolayı burası süper bir şekilde 10. Burası da 10 oldu. Niye? İkiz kenar çıktı bak. BC ile CE ikiz kenar çıktı. Nereden? Z'den dolayı. Bunu anlattık geçtik. Şimdi işte ben artık rahatım. Benim kafam artık rahat. Ne yapmam gerekiyor? Dik yamuğun özelliğini yapmam gerekiyor. Hemen şuradan bir patlatırım. Burası 6 ise buranın tamamı 6. Hemen buraya ne kalır arkadaşım? Bak burasının tamamı 6, şurası 8. Aa 1 dakika. Bu taraftan gelsem daha rahatım. Neden? Çünkü bakın burası 8'se burası 8. E, burada bir dik üçgen oluşmuştu. Senin çok iyi bildiğin bir dik üçgen. 3 4 5'in abisi. Yani 3 4 5'in abisi 6 8 10. 6 8 10. Aa burası 10'du. E burası 6 ise buraya 4 kaldı. Benim üst tabanım 6 idi. Üst taban 6'a geçecekti. O zaman neyle 4'ü toplarsan 6 eder? Tabii ki de cevabım x'im 2 olmuş oldu. 6 eşittir x artı 4. Tabii ki de her zaman beynim elimden daha hızlı. O zaman kalem kullanmayıp hemen aklımla yapmış olduğum. Geldim bir başka olaya. Peki ...biraz önce anlattıklarımız... ...köşegenin dik kesişmesi çok önemliydi... ...köşegen dik kesişirse dik yamukta ne olur? Dik yamukta şöyle bir şey olur arkadaşım... ...zaten burası dik... ...hemen bu adam paralel çektiğimde buraya kayıyordu... ...aa gelmiş oldu... ...hemen sen burada ökliti bileceksin... ...öklit neydi arkadaşım? Bak burayı yine 90 yaptım... ...yine bu köşegen buraya eşit... ...öklit neydi? Taban parçalarının çarpımı yüksekliğin karesiydi... ...o zaman h kare eşittir... ...a çarpı c olacak mı olacak. Sen buradan yüksekliği bulursan A ile C'yi bildiğin için orta taban çarpı yükseklik yapar mısın? Yaparsın. O zaman öklit bağıntısından sen bunu bulursun. Buradan da alana rahat geçersin. Bakalım ne diyor sorumuzda? Alan nedir diyor. Bak çok rahat, çok rahat, çok rahat. Hemen şunu çektin. Burayı çekersem paralellikten dolayı şurası A ise burası A'ydı. Zaten işlemimde söylemiştim. Bakın 3'ün karesi öklitten dolayı şurada büyük bir ikizkenar üçgen var. 3'ün karesi eşittir. Ne olacak arkadaşım? A çarpı 9 olacak. E 9 eşittir A çarpı 9. Hocam ne oldu? A 1 oldu. A 1 ise üst tabanın 1. Bana alan sorar hiç sıkıntı yok. Yükseklik alan eşittir. Orta taban çarpı yükseklikti. Orta tabanım gördüğün gibi 9 artı 1'den dolayı 9 artı 1 bölü 2 orta taban çarpı yükseklik. O zaman burası da 3'müş. Hemen o zaman alanıma geçeyim. Alanı eşittir. 5 kere 3'ten dolayı alan eşittir. 15 oldu ve çok rahat bir şekilde bu soruyu da bitirmiş oldum. Çok güzel bir şekilde burayı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurallara sadık kalıyorsun. Kuralları şak şak aklında tutuyorsun. Bilgiyi biliyorsun. Bildikten sonra rahat görüyorsun. Matematik görme işimi Evet görme işi ama bildiğini görme işi fotoğraflar aklımda. Geldim paralel kenara. İşte yamuğu niye gördük önceden? Hocam niye paralel kenar? Bunların sırası var mı? Yoksa rastgele mi sıralanmış? Tabii ki de arkadaşlar rastgele sıralanmamış. Dörtgenler özel dörtgenlerin ilki yamuk. Yamuktan sonra paralel kenar. Neden? Çünkü paralel kenar özel bir yamuktur. Paralel yamuk neydi? Üst tabanla alt taban paraleldi. Yanlar istediği gibiydi. O zaman yanlar da paralel olursa he, paralel kenar özel bir yamuk olur o zaman. Yamukta gördüğüm kuralların çoğu burada var mı? Kesinlikle var. Bazıları sadece özele indirgenecek. Bakın yamukta ne vardı? Tabii ki de paralellikten dolayı. C kuralından dolayı beta ile alfanın toplamı 180. E burası beta ise e burası da alfa ise burası da alfa olacak. Çünkü niye? Paralellik var. Paralellik varsa gördüğün gibi bunlar göndeş açılardan şurası da alfa olacak. Z'den dolayı burası alfa olacak. O zaman karşılıklı açılar birbirine eşit. Alt üst yanlar birbirini 180'e tamamlıyor. Bunları da söyledik. Üst taban alt taban birbirine eşit. Yan tabanlar birbirine eşit. O zaman burada da paralel kenarda da özellik birim basitmiş geçtim. Şimdi yine her zaman gibi sana alakasız iki tane şey verecek. Sen bunları alakalandıracaksın. Ve benim sana söylediğim taktikler çok önemli. Bunları aklına tut tut. Ne mesela arkadaşım bu? Önemli olan şeylerden birisi kesinlikle ve kesinlikle açı ortayın varsa senin orada bir Z kuralından dolayı ikiz kenar patlatacak sana. Bak soruyu okumadım ama açı ortay var. Z'den dolayı bunu gördüm. E burada BC ile EB birbirine eşit oldu. Eşitse arkadaşım ne olacak o zaman? Eşitse buralar hemen birbirine eşit oldu. Ha burası eşitse burası da eşit. Daha hala soruyu okumadım. Çünkü bilgiyi biliyorum çat çat hemen beyin davaydı. Aldım geri çektim beynimden bilgiyi. Çünkü bana hoca ne demişti? Burada açı ortay varsa Z'den dolayı orada bir ikiz kenar muhabbeti olacak. Ve alakasız iki şeyi eşit verecek demiştik. Bakın daha soruyu okumadan şekilde görmüştük bunların eşitliğini. Alakasızlardı ama burada ikiz kenar çıktı. Hop buraya aktardı. Burada güzel bir ikiz kenar oldu. Şimdi o zaman ne diyeceğim? 36 isan sen arkadaşım. Tabii ki de 144'ten dolayı buraya 72, Buraya 72 kaldı. Tamam çok güzel. Peki sen burası 72 ise buranın 108 olduğunu biliyor musun? Çünkü birbirlerini 180'e tamamlıyorlardı. Süper. O zaman burası da ikiz kenar olduğu için 36 36 72'yi bölüşecekler mi? Aynen Johnny Wayne. O zaman ne oldu? 72 burada. 36 burada. 72 burada. 36 burada. Alfa burada. Herkes buradaysa o zaman yoklama tamam. Ne oldu? 180 doğru açı oldukları için 180 dedim. 180 dediysem arkadaşım 72-36 zaten sorumuzun konsepti 72-36-108'ler. 108, 180'den çıkartasa demek ki buradaki alfamda ne olacak arkadaşım? Alfada benim için 72 olmuş olacak dedik. Alfayı soruyordu kaç derece diye soruda bilgileri okumadan pat 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 hemen yapmış olduk. ...geldik bir başka özelliğimize... ...özellik 2 çok önemli... ...neden? Köşegen bizim için... ...dörtgenlerde olmazsa olmaz... ...ve köşegenler birbirini ortalayacak... ...nasıl yani hocam? Sen bunu buradan çektiğinde... ...gördüğün gibi... ...bu ikisi birbirine eşit... ...köşegenler birbirini bir noktada kestiler... ...ve o nokta bizim için ne oldu? Kenar ortay noktası oldu... ...neden peki hocam? E arkadaşım paralel kenar değil mi bu? Yukarısı aşağı sağ mı? Evet... E ...o zaman ne olacak... Burada bir benzerlik olacak. Benzerlikte de benim buradaki açımı gören A, buradaki açımı gören A. O zaman yukarısı aşağısı eş olacak. Bunlar çaprazlamasına birbirine eşit. Bunlar da çaprazlamasına birbirine eşit. Ve bilmem gereken çevre nedir? Zaten çevre çok basit. Kenarların toplamıydı. 2A, 2B bitirdim. Bir de burada özel bir formül söyledim ama bu formülü kenar ortay formülünden dolayı bilmene gerek yok. Genelde bu formülü sormuyorlar ama isteyen aklını tutsun. Köşegenlerin karelerin toplamı kenarların karelerin toplamının iki katıdır. Köşegenlerin kareleri toplamı kenarların kareleri toplamının iki katıdır. Aklında olsun. EF dediğimiz şey köşegenler. Unutma. Şimdi asıl burada bu çok önemli ana bilgi ama burada bir de ara bilgi var. Ara bilgi seni ne yapar? Kurtarır. Hayat kurtarır. Nasıl? amele gibi ulaşacağım. Ha, özür dilerim çok kötü bir. Yani böyle uzun süreler uğraşacağım bir, bir şekilde yapacağım soruyu sana kısaca yaptır. Ne peki hocam o? Bakın burada bir tane kenar ortay gelse. Şurada bir tane kenar ortay gelse. O zaman ne olacak arkadaşım? Bir de senin köşegenin var. Bakın burası 1'e 2 mi? Evet. O zaman burası A'ya 2A olacak. E senin zaten 2'ye bölüyordun kenarların. O zaman A'ya 2A değil 2'ye 4 diyeyim. 2'ye 4 dersem tamamı 6 mı? Evet. O zaman 2x'e x, x'e 2x olacak. Ha, o zaman demek ki bir kenar ortay, bir kenar ortay, bir köşegen gelirse 2, 2, 2 ya da 2, 1, 1, 2 olacak ayarı verecek. Peki köşegen olmasaydı ne olacaktı? Buradan gelen yarımla buradan gelen yarım 2, 2, 2 ayıracaktı. Köşegen ortalarsa o zaman 2, 1, 1, 2 olarak karşıma gelecek. Nereden geliyor bu tabii ki de? Benzerlikten geliyor. Nasıl? Burada bir kelebek var bak kelebek. A'ya 2A, 2X'e 4X benzerliği var. O yüzden diyorum 9 çok önemli arkadaşım. Geriye dön bak diye. Bu arada bir ekstra bilgi daha verelim. Buradaki K ağırlık merkezi olduğu için niye bu köşeye gitti? Bu da ortalamıştı zaten burayı. Ağırlık merkezi X'e 2X, buradaki de aynı şekilde birbirine eşit olduğu için X'e 2X'te yine diyebilirsin. iki tane farklı yerden süper bir şekilde sana yaptım. Yine söylüyorum üçgenler geometrinin kalbi. Lütfen kalbi çalıştıralım. Kalp atmazsa olmaz. Kalp atacak aga demiş adam. O yüzden hemen istiyorsan yine söylüyorum evdeyken bence hemen böyle iftardan önce Ramazan zaten hemen aç yatağında izle bakalım ne vardı hatırla. Hemen böyle yatarken bir izle ama çok ciddi almak istiyorsan koy karşına notlarını al eski bilgileri tekrar et dedim. Geldim soruma. Bak bunu daha önceden sana söylemiştim. Bunu daha önceden yamukta da söylemiştik arkadaşlar. Bunu çok yerde söylemiştik. Hemen hatta şu sorumu şöyle yapayım. Bu sorumu buraya atayım arkadaşım. Daha rahat bir şekilde orada çözeriz. Şimdi geldik buraya. Bak burada ne var? Hemen bakıyorum. Bu sefer sorum biraz öncekinden farklı. Biraz öncekinden farklı. Hemen şöyle yapalım. Bu soruyu öne alalım. O soruyu arkaya alalım. Daha iyi olur bizim için. Şimdi bak buradan gelen adam köşegen mi? Evet. Buradan gelen adam köşegen mi? Evet. Ne yaptı? Köşeyi ortaladı. Köşegen değil tabii ki de. Köşeyi ortaladı. Kenar ortay gibi. Buradan gelen de kenar ortay gibi. O zaman benim aklımda bir bilgi vardı. Neydi o? Burası altıysa burası 6 altı ve burası altıydı. Neden? Çünkü ben sana demiştim. Bak buradan köşeye gitti. Buradan ikiye böldü. Buradan ikiye böldü. İki tane şey 2'ye bölerse arkadaşım unutma köşegeni saymazsan 2, 2, iki, iki, iki kuralı vardı. Yani birbirine eşitlerdi. 6 6 6. Burası 6 ise o zaman bunlar birbirine eşitti. E peki işin içine köşegen girseydi ne olacaktı? 6 3 3 6 olacaktı. Ama gördüğüm gibi burada köşegen yok. Yine söylüyorum bak, bilgiler çok önemli. Bilgileri bileceksin, pat 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 yapacaksın. Şimdi arkadaşım, asıl önemli kısma geldim. Ben burada yardımcı bir kağıdımı aldım. Şuradaki güzel üçgenimi görüyor musun? A D B üçgenini. Bu üçgende bakın 1'e 1, 1'e 1 ayrılmış. O zaman şurası orta taban değil midir dostum? Orta taban değil midir? Neden hocam? Çünkü bir üçgende buralar birbirlerine eşit bölmüşlerse o zaman burası buraya paraleldi ve burası 2K ise burası K arkadaşım unutma. Ya da burası X ise burası 2 xti O zaman 6, 12, 18 o zaman X'im ne olacak? Hiç vakit kaybetmeden x'im 9 olacak. Çünkü 18'in yarısı 9'dur dedim. Ve bu soruda da x'imi 9 olarak bulup sorumu bitirmiş oldum. Daha sorunun üzerindeyken bitirdim. Hemen soru çok güzel bir şekilde yaptık. Yine söylüyorum lütfen bilgileri iyi bil. Kenarı ortaladı. Kenarı ortaladı. 1 1 1 olacak. O zaman buna göre de patlatmış olacağım. Geldim bir başka soruya. Her zaman sana tabii ki de soruları öyle günlük güneşlik vermeyecek. Biraz daha değiştirip verecekler. Ama sen ana kuralları bir ara kuralları da kendin bulursun. Ne diyor bize? 2'ye ayrılmış. Bir de şurada bir şey söylüyor. AF'ye K dersem BF 2K'ymış. Bir dakika. K'ya 2K, 3K. Ama burası 2'ye bölünmüyor. Hani 3K, 3 bölü 2, 3 bölü 2 yazmayalım tabii ki de. O zaman AF'ye biz 2K diyelim. BF'ye de biz 4K diyelim. Tamam. O zaman burası ne olur? Bak 6K'dan dolayı burası 3K olur. Burası da ne olur? 3K olur. İşte bu. Burayı hallettik. Şimdi arkadaşım geldik fasulyenin faydalarına. Bak şimdi çok dikkatli izle. Burası 3K ise burası 6K ise ben buraya bak silik bir şekilde 3'e 6 ise ben buraya A'ya şuranın tamamını bu arada bir daha söyleyelim. Nereyi söylüyorum ben? ECH üçgeniyle H HAB üçgenini. Şuradaki kelebekten bahsediyorum bak şu kelebekten. 3K'ya A, 6K'ya 2A. Bak A'ya 2A diye bölündü. A'ya 2A diye bölündü. Bu tamam. Bundan yana sıkıntı yok. Peki burası burası da şu üç şu şuradaki kelebeğe bakalım. AGF kelebeğiyle yani daha doğrusu altta kalan DGC kelebeği. Bak üst tabanım 6, alt tabanım 2. 1'e 1'e Yukarısı da 3 olduğu için 1'e 3 mü ayrılacak? Evet bak. 1'e 3 4 parça. 1'e 2 1'e 2 3 parça. 4 parça 3 parça. Sen burayı bence 12 parça ayır. Çünkü ekok 4 ile 3'ün ekoku nedir arkadaşım? 12'dir. Niye hocam peki? Bak niyesini bir daha söylüyorum. Düzgün ayrılsın diye. Bak ne kadar düzgün ayrılacağını iyi izle şimdi. 12 dersen buraya 12. Burası 1'e 2 ydi. 1'e 2 ise 3 parça. 3 parçanın 12'ye ayırdıysam burası 4A burasının tamamı 8A. Bak burası 4A ise buranın tamamı 8A. Geldim geri. Burası 1'e 2 idi. Pardon 1'e 3'tü. O zaman burası 1'e 3 ise 4 parça. 12 4 parçaya bölünürse 3. Ha burası o zaman ne olacak? 3A. Burası ne olacak? 9A olacak. O zaman buraya ne kaldı? 5A kalmış oldu. Bakalım. Bakın 3K'ya 6K 4'e 8. Çok güzel. 2K'ya 6K 2K'ya 6K 3'e 9. Süper. İşte bu. Mükemmel bir soru. Bak her zaman sana adam böyle basit vermez ama basitleri çok iyi bileceksin. Tabii ki de 9. sınıf benzerlikten kelebekten dolayı da buraları perfecto bilmen lazım. O zaman GH'ın ne oldu senin? GH'ın 5A oldu. HC'nin ne oldu? H, 4 A oldu. Bunlar birbirini götürdü. Cevaplarda nerede var? Elimden dolayı görememişim. 5 bölü 4 burada var. Ve bu soruyu da çok güzel bir şekilde halletmiş oldu. Geldim klasik bilgiye. Yamukta da vardı. Birbirlerini 180'e tamamlayan açılar. Açı ortaya olup bir yerde birleşirlerse burası 90 olur. Bu 90'ın en büyük özelliği nedir arkadaşım? Sen buradan bir paralel çekersen bu taraflara bu taraflara. O zaman Z'den dolayı bu buraya eşit. Z'den dolayı bu buraya eşit. O zaman ne olacak arkadaşım? Muhteşem üçlü olacak. Ve çoğunlukla bunu kullanırlar arkadaşlar. Unutmayın sen hemen bunlara paraleli çek. Kafan rahat olsun. Bu arada ödülü soruda bununla ilgili bakalım kimler anlayacak, yapabilecek. Geldim buraya bir kere daha söylüyorum. Açı ortaylar birleşirse ikisi birbirini 180'e tamamlıyordu. Yarıları 90 o zaman bu açı 90'dır. Aklında olsun. Mesela geldim buraya. Bakın bu açın kesinlikle 90 olduğunu bil. Açı ortay açı ortay. Bir noktada birleşti. Açı ortay 90 yaptı bunu. Ve yine söylüyorum. Burada yüzde 90 sana şu muhabbeti yapacaklar. Buradan çektiğinde buradan çektiğinde bakın yanlara paralel çekiyorsam işte orada muhteşem üçlü vardır genelde. Bakın arkadaşlar yukarı 8'di. Muhteşem üçlü olduğunu biliyorum 90'dan dolayı. Çünkü bakın bilgide çat, çat çattım çaktım hemen attım hafızaya. O zaman burası muhteşem üçlü. Yukarısı 8 2'den dolayı 10. Yarısı 5. Yarısı 5. Burası 5. Muhteşem üçlü. Burayı hallettim. Şimdi buralar paralellik bakın. Bu yol bir kanal. Bu da bir kanal. Ve burası 5 ise yukarısı 5. O zaman şu bir dakika bir gitsin 5. E burası 5 ise burası 5. Tabii ki de 8'in 5'ini yersem 3 kalacak. Çok dikkat et şimdi. EF, EF 4'tü. Şu an şurada sanki burasıymış gibi gözüküyor. Hayır şurası 4. O zaman arkadaşım çok dikkatli bakar mısın? 3, 4, 5 üçgenim var mı? Evet. O zaman benim buralara paralel çektiğim kenarım 5, 5, 10 oldu mu? Oldu. O zaman x'im de nedir? 10'dur dedim. Ve bunu da güzel bir şekilde işaretledim geçtim. %90 sorularda bunu senden ister haberin olsun. Ödüllü soru yine söylüyorum. Bununla ilgili bakalım cevabı kimler yoruma bırakacak? Geldim bir başka soruma. Hemen bakın. Şuranın 90 olduğunu biliyorsun. Buranın 90 olduğunu biliyorsun. 90 arkadaşım. Hemen ne diyorsun bak. 2 kök 5 kök 5. 2 kök 5'in karesi. Artı kök 5'in karesi. Eşittir şuradaki EF. Bak EF ise arkadaşım. Hatta buraya da EF'nin karesi yazalım. Hemen hızlıca yapalım. 2 kök 5'in karesi 20. E kök 5'in karesi 5. E, bu o zaman ne oldu? 25. E EF 25 ise senin burası 5 olmuş oldu. Şimdi arkadaşım, ben sana hep söylüyorum. Bak, burada bir Z var mı? Var. Paralel kenar. O zaman burada bir Z var. Z varsa bu açım koptu geldi buraya. Burada süpersonik bir ikizkenar üçgen ortaya çıktı. Süpersonik ikizkenar ortaya çıkarsa o zaman 7 ise burası da 7. Devam ediyorum. Burası 7 ise burası 7. Yine burada da mükemmel bir şekilde ikizkenar çıktı mı? Çıktı. O zaman burası 7 ise burası da 2. Ha o zaman demek ki böyle bunlar buralara giderlerse gittiklerinde şu parçalar birbirine eşit. Burası da ne yapacak? İkisini birlikte toparlayan kenar olacak. Çevre mi soruyor bana? Alt tabanım 7. Üst tabanım 7 paralel kenar çünkü. Yan tabanım Yanlara da taban diye bir sonuçta. 5 2 daha 7 burası da 9. Diğer tarafta 9. 9 7 16 9 7 16 zaten çok uzakta değiliz çevremiz 32 olmuş oldu. Geldik paralel kenarda alana arkadaşım. Paralel kenarda alan çok önemli. Nedir bu paralel kenarda alan? Şudur arkadaşım. Bak sakın kaçırma. Alan nasıl bulunur? Her zaman yükseklik çarpı tabandan dolayı, üçgenlerden dolayı biliyorsun. E bu paralel buradaki çektiğim köşegen yukarısı aşağıya birbirine eşitlemiş miydi? O zaman yükseklik çarpı taban bölü 2 üçgenin alanıydı. 2 tane olduğu için burada aynı alandan o zaman A çarpı haşa, A'ya inen yükseklik çarpı A, B'ye inen yükseklik çarpı B olur. Şimdi bir başka kural daha söylüyorum sana. Bunu sakın kaçırma. Kenarım B ise, kenarım A ise, bak şuradaki üçgeni sen sinüs teoreminden bulursun. Neydi o? 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfaydı. E bu üçgeni biliyorsan iki katını al, bunlar birbirini götürsün. O zaman demek ki benim paralel kenarımın alanı kenarlarım çarpı buradaki açının sinüsü olur. Devam ediyorum. Bak şimdi paralel kenarda tabanımı sabit tuttuğumda herhangi bir yerde bir nokta koyarsam bu alan S ise tamamı 2S'tir. Aynı şekilde yandan yaparsam tamamı burası S ise tamamı 2S'tir. Hiç fark etmez. Ne olacak? 2 katı olacak. Geldim buraya. Tabanımı sabit tuttuğum anda istersen dışarı al. Hiç fark etmez. Burası S ise paralel kenarım 2S'tir. Hocam ama dışarıda cık, fark etmez. Bak bunu çek buraya. Burası H A burası A. HA çarpı A. Nedir arkadaşım? Bak biraz önce söyledik. Tabana inen yüksekliğin iki katıydı. E burası zaten üçgense o zaman paralel kenarımın tamamı nedir? Alandır. Zaten en sonunda da bombayı koyduk. Zaten köşegen iki tane eşit alana bölerdi dedim. Ve bunu da bitirmiş oldum. Çok önemli alanın genel kuralı sinistri kural. Ve de bu parçaları unutmuyorsun dedim. Bir başka kuralım da bu da yan bilgi olarak aklımızda kalsın. Her zaman arkadaşlar çaprazlamasına birbirlerinin toplamına eşitlerdir. Yani S2 ile S4, S1 ile S3 birbirine eşittir toplamları. E, bu buna eşit bu buna eşitse o zaman buradaki... Herhangi bir tanesi arkadaşım ne olacak? Diyelim ki A ise bu da A birbirine eşitler. O zaman alan ne olacak? Alanda da 2A olacak. Ya da alanın yarısı bunlara eşit olmuş olacak. Peki Peki, peki. Bu düz bir köşegense ne olur arkadaşım? Köşegense bak buradan indirdiğim dikmeyle buradan indirdiğim dikme birbirine eşit olacağı için o zaman bu alanla bu alan şuradaki alanla şuradaki alan birbirlerine eşit olacak köşegen üzerinde bir nokta varsa hemen buradaki kanatlar ne olacak seni uçuracak birbirlerine eşit olduğunu bileceksin. Geldim soruma. Bakın şimdi arkadaşlar. Hemen bir tane soruyla bitirelim. Bu kuralları iyi bileceksin ama adam sana bunları sormayabilir. Neyi sorabilir bunları? Bu gibi soruları sorabilir. Aklında olsun orası. Ben sana şimdi bu soruyu göstereceğim. Bu soruda ne var peki hocam? Hemen bakalım ne varmış. Hemen ne varmış söyleyelim. Bakın yukarısı 4'e bölünmüş, aşağısı 3'e bölünmüş. Bak yukarısı 4 parça, aşağısı 3 parça. Yine biraz önceki gibi ekok alalım, 12'de birleştirelim bunları. 12'de birleştirirsem, 3A, 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 12A, 4A, 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 ne oldu? Yine sana 12A oldu. Taralı bölgelerin alanı soruyor. Arkadaşım sen geçen seneden şunu biliyor musun? Çok iyi bilmen lazım burayı, bak çok önemli... Geçen seneden şunu bilmen lazım. Senin tabanın 6 ise... 6 aysa... Senin tabanın 4 aysa... Hemen sadeleştirmeyi yapalım. Burası 3, burası 2. 3 a 3 a ile sadeleştirdik. Burası... E pardon, 2 a ile sadeleştirdim. Burası 3, burası da 2 kaldı. Yani 2'ye 3 bir benzerlik oranı var. Çünkü burada paralellikten dolayı kelebek var. Benzerliğim 3'e 2 ise arkadaşım... Hemen sen ne yapacaksın? Benzerliğin 3'e 2 ise alanları birbirine hemen oranlayabilirsin. Niye? Benzerliğin 3'e 2 ise alanın karesi 9'a 4'tü. O zaman arkadaşım burası 4s, burası 9s olacak sana. Hemen bak ne yap biliyor musun? Benden sana tavsiye. Çek şuradan yarısını. Bak çek yarıya burayı. O zaman arkadaşım sen şunu biliyorsun. Hoppa! Hoppa! Burası bitti. Bakın 6S'i 6A'yı gören 9 esse yanlarda da şu parçayla şu parçanın toplamı da yine 9 estir. He, o zaman şu yukarısını ben buldum. Yukarısı neymiş arkadaşım? 18 esmiş. E peki arkadaşım ben sana ta iki kural önce ne demiştim? Bak artık burası özel bir paralel kenar oldu kendi içinde. Özelliklerini ilan etti bak. Ayrı bir paralel kenar. E bak burası ne olacaktı? herhangi bir köşeden çıkan üçgen bak bundan bahsediyorum. Üçgen buradaki paralel kenarın yarısıydı. Ha, o zaman bak ben buraya ben buraya 9 esledim. Yanların toplamı 9 esten dolayı. Burası 18 esti. 18 ssi arkadaşım. Demek ki bu buranın yarısıydı. Üst parça bakın üst parça benim ne olmuş oldu? 36 es olmuş oldu. 36 es aşağıya geldim. Aynı şeyler var mı? Var kesinlikle. O zaman burası da 4S, 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 12. Bakın alt taraf 12. Yani buradaki alt tarafın alt parçası 12. O zaman altımın tamamı kaç arkadaşım? 12 ise altımın tamamı da 24 stir Bakın süper sorular ya. Var ya direkt ufkunuzu açacak sorular. 36S, 24 si toplarsam oldu mu sana 60S? E 60S, 60S'a o zaman S eşittir nedir? 1'miş. Süper. İşte bu kadar. S1 arkadaşım 9 S. 4 S daha 13'tür dedim. Ve bu olaya da son noktayı koydum. 9, 4 daha 13. Her bir S 1'di. O zaman 13 S'im 13 olmuş oldu. Mükemmel soru. Lütfen kuralları unutma. Bak kurallar yine var. Aklında kalsın. Ama sorular 9. sınıf bilgisiyle gelir. Bir kere daha tekrar ediyorum. 3 kere söyledim. 4. bu. Lütfen üçgenlerde eksiğin varsa bu güzel zamanları yani tabii ki de pandemi zor, sıkıntılı zamanlar ama evdesin, dışarı çıkamıyorsun. O zaman bari biraz olumlu değerlendir, biraz güzel bir şekilde pozitif yönde değerlendir ve geçmişi tamamla. Üniversite sınavına da zımba gibi gir ve süper bir şekilde iyi başarılara, güzel başarılara ulaş inşallah. Geldim eşkenar dörtgen arkadaşım. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan özel paralel kenara. Bak yamuk Paralel kenar, eşkenar dörtgen. Paralel kenar özel yamuk, eşkenar dörtgen özel paralel kenar. He, yavaş yavaş aşama aşama gidiyoruz. Eşkenar dörtgen paralelkenarın paralel kenarın bütün özellikleri hepsi vardır. Ama burada bir de özel olarak ne var arkadaşım? Köşegenler ikiz kenar. Burada eşkenar dörtgen herkes birbirinin aynısı olduğu için ikizkenar kenar kenarı ortaladığım için ne oldu arkadaşım? 90 oldu. Köşegenler birbirlerini dik keserler. Birbirlerini ortalarlar ve de köşegenler açı ortaydır. Bak yıldızlı bilgi burada. Sana kastırık bir soru sormak istiyorsa, kasıntı bir soru sormak istiyorsa kesinlikle ve kesinlikle açı ortayı kullandırtır aklında olsun. Ve dik kesişme bizim olmazsa olmamız eşkenar üçgende dik kesişmeyi ve ortalamayı unutmayacaksın. Bunlar zaten bizim sana söylediklerimiz. Bir de arkadaşım ben sana boş bir bilgi vermiştim ama belki yeri gelir kullanır demiştim. Neydi o paralel kenardaki bilgi? E ile F'nin kareleri toplamı kenarların kareleri toplamının iki katı. E, kenarlar aynıysa a kare a kare iki a kare iki katı dört a kare o bilgiyi yine sana söyleyeyim. Yine akılda kalabilecek basit bir bilgi. Köşegenlerin kareleri toplamı kenarların kareleri toplamının iki katı. Onu unutmayacaksın dedim geçtim. Hemen bakalım burada ne var? Bakalım 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 nasıl yapacağız arkadaşlar? Burayı sakın kaçırmayalım. Hemen soruma bakıyorum. Ne diyor bana soruda? Eşkenar dörtgen diyor. Köşegen diyor. Burada da bize açı ortayı vermiş. 20'yi vermiş. Hemen de bize ne söylüyor arkadaşım? Bakalım burada ne var? Hemen burada x'i vermiş. Tamam bitti. x'in kaç olduğunu soruyor bize. Nasıl yapacağımı bir göz gezdireyim. Hemen bakıyorum şöyle bir şey geliyor. Bak arkadaşım soruyu tarıyorum tarıyorum tarıyorum. Aklıma ne geliyor? Hemen tabii ki de z'ler geliyor. Bu sorunun çok fazla yöntemi vardır çözülecek. Ben hemen sana bir tanesi söyleyeyim. Şurada bir z var. Açı ortay gelince aklıma ne diyecektim? Hemen z'leri kullanacaktım. O zaman bak ben bu soruyu şöyle yapmayı tercih ediyorum. Burası burası tek noktaysa ben buraya alfa dersem gördüğün gibi Z'den dolayı buranın tamamı tek nokta olur. Alfa olur. 20'si buradaysa burası alfa eksi 20'dir. Bak devam ediyorum. Burası al pardon şurasının tamamı alfaydı. Şu parça alfa eksi 20'dir. O zaman köşegenden dolayı burası da alfa eksi 20'dir. Evet aynen öyle alfa eksi 20'dir. Alfa eksi 20 ise arkadaşım ikiz kenardan dolayı buranın tamamı da alfa eksi 20 midir? Evet ama unutma burayı. Bak alfa eksi 20 ama bunun tamamı. Bakın 20'si burada. O zaman buraya alfa eksi 20 olması için alfa eksi 40 diyorum. Neden? Çünkü bakın toplamları alfa eksi 20 olması lazım. O zaman 20'si buradaysa demek ki 40'ı da burada kaldı. E arkadaşım buraya da alfa demiştim. Olayı görüyor musun? Buraya da alfa demiştim. O zaman olayım çoğunlukla bitti. Ne oldu arkadaşım burada? Bak alfa bölü 2. şimdi daha doğrusu alfa eksi 40. Burası da alfa olduğunu gördüm. Bu arada tabii ki de buralara alfa dersem onu kaçırmamam lazım. Bak burası alfa ise burası alfa tamamı dedik ya. O zaman bu kenarın bu kenarıma eşit. E, burada eşkenar dörtgenin en büyük özelliği ne? Bütün kenarlar birbirine eşit. O zaman ne oldu? Burası da buraya eşit çıktı. Bu arada açı ortayları sakın kaçırma demiştim. Burası da alfa eksi 20. O zaman ne oldu bakın? İkiz kenardan dolayı sen şurayı da biliyor musun? 2 alfa eksi 40 diye. Hemen o zaman şurayı toparlar mıyım? Alfayı buldum mu? Buldum. Neden? Çünkü 4 alfa eksi 40 eşittir 180. O zaman 4 alfa eşittir 220. O zaman alfa buradan ne oldu? 55 olmuş oldu. Alfayı 55 bulduysan arkadaşım çok güzel bir şekilde bakın şuradaki üçgeni hallettim mi? Hallettim. Alfa açısı vardı 55. Burada da alfadan 40 çıkarsa 15 geldi. Bir de burada x vardı. O zaman toplamları da üçgenin iç açılarından ne oldu sana? Kesinlikle 180 oldu. O zaman ne yaptık arkadaşım? x artı 70 eşittir 180 ise x nedir buradan da? 110'dur dedik. Ya da ya da ya da burayı biliyorsun sen 55 eksi 20 35. 35 ile toplarsan 70. 70 ise burası da 110 olmak zorundaydı. Bunu da söyledik. Evet başka yöntemlerle yapabilsin. Aklıma ilk, ilk geleni yapmaya çalıştım. O yüzden ufak böyle kafanı karıştırmış olabilir. Sen daha iyi bir yöntem bulabilirsin. Ama olay yine burada nereden geliyor? Şunların eşitliğinden geliyor arkadaşım. Burayı unutma dedim sana. Ve burayı da çok güzel bir şekilde söylemiş olduk. Çok bir sıkıntı yok. Şuralara zaten z'den dolayı alfa dersen alfa eksi 20. Buraları toparlarsın. Burasının ikiz kenar olduğunu görmen lazım. Çünkü bu açı alfa ise bu açı alfa burada bir ikiz kenar. Eşkenar dörtgenin en büyük özellikleri bunlar. Sakın burayı unutma dedim. Ve doğru cevabımı işaretledim. Geçmiş oldum. Eşkenar dörtgende en büyük özellikle dedik? Açı ortay ve kesinlikle köşegenlerin dik kesilmesi. Bakın bize ne diyor? EBE'ye EBA'ya EBA'ya alfa dersen diyor. ADC A, D, C'ye 2 alfa dersin diyor. Ben şunu anladım arkadaşım. Bana dediği şey şu. Sen bunu buradan çek. Burası 2 alfa ise tamam alfa alfa olsun. Zaten buralar da alfa alfaydı. Sen bunu biliyorsun diyor. O zaman arkadaşım devam ediyorum şimdi. Çok dikkatli, dikkatli ol. Adam bana açı ortay kuralı söylüyor. Bak açı ortay kuralı neydi? Burası 20. Burası 10 sa. Bakın açı ortaysa o zaman burası 2K'ya K'dır. Ha şurası. Bakın 20'ye 10'sa 2K'ya K'dır dedim. Ve olayı bitirmiş oldum. Bana şimdi ne söylüyor? Bir daha söyleyeyim burada. Kesinlikle olayı kaçırmayalım burada. Ne diyor burada? Açı ortayı söyledi. Hemen ben de burayı çok güzel bir şekilde ayırmış oldum. Açı ortayı kullanmam şart. Hemen bunu böyle yapmam şart. O zaman geldik buraya. Çok basit bir şurada bir Pisagor yaparsam olayı bitirdim arkadaşım. Pisagor yapalım hemen. Ne diyoruz hemen? 2'nin karesi 4K kare. 2K'nın karesi 4K kare. Artı 10 artı K'nın karesi. Bak 10 artı K'nın karesi. Ne derim o zaman buraya ben? Hemen şöyle bir şey derim. Çok dikkat et şimdi. 100 artı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi K kare oldu. Bunlar neye eşit olacaktı? Bunların dik kenarların toplamı neye eşit olacak arkadaşım? 20'nin karesini. Burada Pisagor uyguladım. 2K'nın karesi 4K kare. 10 artı K'nın karesi de bu şekilde yaptım. Hemen bak şimdi olaya. Olaya bak şimdi çok dikkat et. Burada 5K kare var. Artı 20K var. Eşittir karşıya attım. 300 oldu. Her tarafı 5'e böldüm. K kare artı 4K eşittir. 60 oldu. Hemen sana bir soru. Bakalım ne diyeceğiz burada? K çarpı K artı 4 eşittir 60'mış. İşte buradan nasıl yapacağımı bilmem lazım. Hemen bu benim aklımdaki sorum. Ne o soru arkadaşım? Burada K'nın kaç olduğunu bilmem lazım. Bulmam lazım. Tabii ki de biliyorsun sen bunu. Hangi sayı birbirinin 4 fazlası ve çarpımları 60? Tabii ki de 6'ya 10 olduğunu biliyorsun. 6'ya 10 olduğunu biliyorsan arkadaşım... ...demek ki K benim için 6'ymış. O zaman şurada özel bir 4 üçgen çıktı... O da 12, 6. Bunu bilmen lazım. Neydi? A, 2A, A kök 5'ti. Geçen sene üçgenler anlatırken bunu çok fazla söylemiştik. O zaman benim çevrem ne olacak? Bir kenarım 6 kök 5 ise çevrem 20, 24 kök 5 olacak. Çünkü bütün kenarlar birbirine birleşti. Şimdi bir şey daha söyleyeyim sana. Bakın burada 20 var. Bu bir özel dörtgen şey özel üçgen özel bir dik üçgen. Sanki 20 olan neydi? 3 4 5'in katı ya. Sanki 12, 16, 20 mi? Evet böyle pratik şeyler de aklına gelebilir. 2K sanki 12, 16, 20 de oluşuyormuş gibi bu da aklında kalsın. Yine ne dedik açı ortay çok önemli. Dik kesilmesi çok önemli. Geldim bir başka soruma. Bir başka soruda da bana ne diyor bak. BC 10'muş. AC 6'ymış. E, sen buranın da zaten 8 olduğunu biliyorsun dik üçgenden ama burada önemli mevzu şu arkadaşım bak köşegen eşkenar dörtgende açı ortaydır 6'ya 10'sa burası 3K burası 5K'dır açı ortay kuralı 6'ya 3K 10'a 5K sadeleştirdim 6 ile onu. bitirdim o zaman bak ne diyorum sana süper bir şekilde şurayı kaçırma diyorum sana nereyi kaçırmıyorsun hemen çok dikkat et. 8K 8 e eşitse o zaman AE 3'tür. EB de senin için nedir artık? EB de senin için 5'tir dedim. Bana neyi soruyor? AE'yi soruyor. Zaten iş üstündeymişim. Mükemmel bir şekilde de olayı yakalamışım. Ve artık eşkenar dörtgende alana geçmişim. Alan nedir arkadaşım? Çok kolaydır. Yine aynı paralel kenarda yükseklik çarpı taban ya da bu taraftan yükseklik çarpı taban. Bütün hepsi birbirine eşit olduğu için yükseklik çarpı taban bölü 2 yok. Çünkü bölü 2 çarpı 2 yapacaksın üçgen alanından dolayı. Peki burada ne diyor hocam bölü 2? Köşegenler çarpımı dörtgenlerin özelliğiydi. Köşegenler dik kesiştiği için burada sinüs alfa var. Sinüs 90 1 olduğu için başındaki 1 bölü 2 de 6 60'ım dedim. Köşegenlerin çarpımı 1 bölü 2 çarpı sinüs alfadır. Sinüsüm 90 olduğu için hemen patlattım. Eşkenar dörtgen alanını bitirmiş oldum. Hemen bakalım bize farklı bir soru sorabilir mi? Kesinlikle farklı bir soru sorabilir. Şöyle bir şey yapabilir arkadaşım sana. Bak bunu buradan çektiğinde bunu buradan çektiğinde sen şuranın 10 olduğunu bili biliyorsun. Çünkü bu bir eşkenar dörtgendi. Hemen buranın da sen 90 olduğunu biliyorsun. Hemen buraya bir A dedin buraya B dedin. Arkadaşım çok dikkat et şimdi. A kare B kare 10'un karesi. Geldim buraya A'nın karesi. 9 artı B'nin karesi 17. Bak 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 bak. Sen olaya bak ya. Bak şimdi çok dikkat et arkadaşım. 17 bana tiyoyu verdi. Nedir 17? 8, 15, 17 sanki. He o zaman bakın. Şuna bir 8, şuna bir 6 dersem. 8, 6, 8, 10 oldu mu? Oldu. Hemen burası da 8, 15, 17 oldu mu? Oldu. O zaman burası da köşegenim 8'dir. O zaman bu köşegenim de 6'dır dedim ve olayı bitirdim. Bana ABC yani eşkenar dörtgenin alanını soruyor. O zaman köşegenler çarpımı 16 çarpı alan eşittir. 16 çarpı 12 bölü 2. O zaman hemen şunu da sadeleştirdim. 8 oldu alanım. Ne oldu arkadaşım? 96 olmuş oldu. 8, 15, 17. 6, 8, 13 genini sakın kaçırma. Kenarları böyle tam sayı verdiyse kesinlikle orada özel üçgenler vardır. Yine söylüyorum dik kesişmeyi kaçırmayacaksın. Gözün hep onda olacak. Geldim buraya. Bakın yine müthiş bir olay. Yine mükemmel bir soru tarzı. Sen bunun 90 olduğunu biliyorsun. Bak köşegen 90. 90 sa arkadaşım. Bak burası açı ortay burası açı ortay. O zaman neyi biliyorum ben? Bakın kollardan açı ortayın üzerindeki bir noktadan kollara indirilen dikmeler neydi arkadaşım? Birbirlerine eşitti. E tabii ki de üst taraf alt taraf birbirine eşit olduğu için Burası da 6. Niye? Burası açı ortay, burası açı ortay. Burası 6 ise burası da 6. O zaman arkadaşım tabii ki de bunlar farklı bir açı ortay. O zaman yüksekliğim kaç? 6. Tabanım kaç? Yüksekliğim bu arada 6 değil 10. Yüksekliğim 12 pardon. Yüksekliğim 12. Tabanım 10. Bakın H12 tabanda A10. O zaman alan neydi? Alan direkt kenar çarpı yükseklik. Bunu da bitirmiş oldum ne yaptım? Alan eşittir 120. Neden bunu sana söylüyorum? Bölü 2 yok. Niye? Çünkü bölü 2 üçgendeydi. Bakın buranın yüksekliği 12'dir. Tabanı 10'dur. Senin 12 çarpı 10 bölü 2 dediğin buradaki üçgenin alanıdır. Bir de bu tarafta var. O da sana 120 olmuş oldu. Hemen dikdörtgene geçtim. Artık dikdörtgenle kare daha kolay oldukları için buradaki soruları biraz daha hızlı geçebiliriz. Çünkü burada da bilmen gereken benzerlik en fazla kullanılan şey benzerlik. Tüm iç açıları 90 olan paralel kenara yine bak özel bir paralel kenar. Dört dikdörtgen denir. Paralel kenarın tüm özelliklerini taşır. Ne hocam onlar? Köşegenler birbirini ortalar ve birbirlerine eşitlerdir. Bunları biliyorum. Bir de arkadaşım çevre 2A 2B onu biliyorum. Tabii ki de Z'den dolayı açılarım birbirine eşit. Açılarım birbirine eşit. İkiz kenarlıktan dolayı da yine sen bunları çözmüş oldun. Köşegen uzunlukları birbirine eşit. Ve köşegenler yine birbirini ortalıyor. Yine sana alakasız şeyler söyleyebilir. Hiç fark etmez. Artık dörtgenlerde buna alıştık. AC DE'yi eşitmiş. Bakın DE şurası arkadaşım. Ya burayla ne alakası var bunun? Çünkü başka bir köşegen daha var bununla alakalı. Demek ki burası buraya eşitmiş. E Burası 20 ise burası 20 değil mi? Süper. E burası 20 20. İki iç açının toplamı diğerinin dışına mı eşitti? Evet. Burası 40'sa arkadaşım. Buraya 50 mi kaldı? Evet. O zaman sen biliyorsun ki biraz önceki şey, biraz önceden dolayı burada ikizkenar ortaya çıkıyordu ve bu açılar birbirine eşitti. O zaman şuradaki ikizkenarımdan dolayı 50 ise buradaki x'im de 50 olmuş oldu. Alakasız iki şey ama hemen alakalandırıyorsun dedim ve geçtim. Yine söylüyorum yine söylüyorum arkadaşım. Çok önemli bak burada ne var? Çok önemli bir olay var. O da benzerlik. Bakın benzerliği çok kullanır adamlar. Hemen sana burada böyle şeyler verirler. Senin yapacağın şey bunları dışarıdan birleştirmek. Bak dışarıdan birleştirirsen hemen burada bir dik üçgen oluşturursun. Ve şuradaki sana sorulan alakasız iyi bulursun. Bak dikdörtgenle karede en önemli olay budur. Hemen söyleyelim o zaman burası ne olduğunu. Bak 4 10 bu arada açılara dikkat et hemen. Bak açılara dikkat et. Şuraya alfa dersem, şuraya çift çizgi dersem, burası 90'sa tek çizgi çift çizgi 90. 90 oldu çift çizgiyi biliyorum. E burası da tek çizgi. E, o zaman bu iki üçgen ya eş ya benzer. Hemen kenarlara bakıyorum. Kenarlara baktığımda da BC'ye K demiş. Burası da 2K'ymış arkadaşım. O zaman 2K ise ne oldu? Bu iki üçgen birbirine benzer. Benzerlik oranı da 1'e 2. 90'ların karşıları K'ya 2K olduğu için. O zaman tek çizginin karşısı 4 ise tek çizginin karşısı 2. Çift çizginin karşısı 10 ise çift çizginin karşısı 5 olacak. Ben sana ne demiştim arkadaşım? Burada süper bir dik üçgen oluştu demiştim. Bak 12, 5 ya da tersten oku. 5, 12, 13 üçgeni olmuş oldu ve bu soruyu da bitirmiş, halletmiş oldu. Geldim dörtgende alan özelliklerini biliyorsunuz ki dik bunu zaten ortaokuldan biliyorsunuz. A çarpı B benim dik alandır. Ya da buraya alfa derse dörtgenlerin alayın alayında bu vardı. Neydi? Alan mevzusu köşegenler çarpı sinüs alfa bölü 2 yapıyordun. Dikdörtgende de aynısı var yine unutma. Ama asıl önemli olan tabii ki de kenarların çarpımı alandır dedim ve bitirdim. Hemen sorum var bakıyorum soruma. Ne diyor bana? HC'ye K de diyor. BC BC 2K olsun diyor. Eyvallah öyle olsun. Tamam. Hadi bakalım. Sonrasında da burayı 6 diyor ve bana alan soruyor. Allah Allah. Şimdi bir dakika. Burada bir öklit mevzusu var. O gözüme çarptı. Burası da 6. O zaman öklidin bir kuralı aklıma geldi. Şurasına ben A dersem. Öklidin bir kuralı diyordu ki köşenin karesi yani köşe derken kenarın yan kenarlardan birinin karesi parçanın tamamının çarpımıydı. K çarpı K artı A'ydı. He, bir dakika. Bir dakika. E, burası 36 eşittir. E, K çarpı K artı A. Bir dakika. Dikdörtgen alanını soruyordu. O da 2K çarpı K artı A mı? Evet. O zaman ne oldu arkadaşım? Bak. K artı A burada. K burada. E, burası ne? 36. E, alan benim neydi? 2 ile çarpılacaktı. He, o zaman demek ki alan adam bana çaktırmadan öklitten verdi. Demek ki bizim çok önemli bir olayımız varmış. O da neymiş? Dikdörtgen içinde böyle gizli şeyler de yapılabilmiş. Tabii ki de bu dikdörtgenle ilgili basit alan soruları vardı. Ama tabii ki de ben sana çakalını, cin sorusunu buldum. Hemen onu gösterdim. Aklında olsun. Bu arada fark ettiniz mi? 9. sınıfı hep size hatırlatmak istiyorum. Öklit'in kuralı yan kenar parçanın tamamı dedim bitirdim. Geldim buraya. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgene bakın dikdörtgenden kareye geçtik. Neden? Çünkü kare özel bir dikdörtgendir. Her dikdörtgen kare değildir ama her kare dikdörtgendir. Bak bu kafanı karıştırdı. Hemen bunu bir düşün bakalım. Çünkü bu özel bir dikdörtgen dedik. Kare denir. Dikdörtgenin bütün özellikleri var mı? Var. Köşegenler birbirlerini ortalıyor. Burada ekstra olarak bunlar birbirine dik geldi. Açı ortaylar yine karşı aklında olsun. 45-45 olduğuna aldanma. Orası açı ortaydır. Köşegenler kenarım A ise A kök 2'dir. Köşegenim unutma. Çevre zaten 4 aydı. Köşegenler dik keşitir açı ortaydır. Bak 45-45 aklımda tamam da açı ortayı olduğu da aklıma gelsin dedim bitirdim. Şimdi yine güzel bir soruya geldik. Sana kenar sorabilir. Bak yine söylüyorum. Sen şuraların 45-45 olduğunu unutma. Neden hocam? E şuradan bak her zaman 45-30-60'ı gördün mü bir dik üçgen yap. 45-45. E e burası 2. E burası 2. 2. 2 2 2 kök 2. O zaman buraya ne kaldı arkadaşım? 4 kaldı. 4 kaldıysa tabii ki de ben sana biraz önce söylemiştim. A 2 A A kök 5 demiştim. O zaman x'im ne çıktı? 2 kök 5 çıkmış oldu. Bu soruyu da güzel bir şekilde yapmış olduğum. Geldim bir başka soruya ve bu soruda sana yine söyleyeceğim yine söyleyeceğim. Bak adamlar karede dikdörtgende özellikle benzerliği eşliği kullanıyor. Dikdörtgende benzerlikti ama gel gör ki bu soruda ne olacak arkadaşım? Gel gör ki bu soruda hemen burası 90 olacak. 90 olursa arkadaşım ne olacak? Bak burası tek çizgi. Burası çift çizgi. 90 var. 90 toplamları 90'dı. Burası 90'sa burası çift çizgi. Buraya da ne kalıyor? Yine tek çizgi kalıyor. E bak ne diyor sana? A, E olmuş. Bu sefer tersten okutuyor sana olayı. Burası 10'muş. E sen buranın 2 olduğunu biliyorsun. 90'ların karşısı bakın. Bu iki üçgende 90'ın karşısı karenin bir kenarı. 90'ın karşısı kenarı karenin bir kenarı. Biraz önce dikdörtgen de benzerlikti ama karede artık eşlik oldu. Eşlik olduysa arkadaşım hemen ne yapıyorsun? Burası 2 ise burası 2 ise çiftin gördüğü 2 ise burası 2'dir. Burayı bilmiyorum A diyeceğim. Buraya da A dedim. He tamamdır. O zaman bana ne demişti? Buraya da 10 vermişti. Sanki burası 10'sa birbirinin iki fazlası 6-8-10 mu? Bak yine özel üçgen, yine özel üçgen, yine özel üçgen. O zaman ne diyorum? 6, 8, 10 san arkadaşım sen. O zaman burası 6, bu da 6'dan dolayı bunun tamamı 8'dir. Şimdi olaya odaklan, olaya odaklan. 2, 6 ne olacak arkadaşım? 2'nin karesi 4, 6'nın karesi 36, 40. 40 sa burası 2 kök 10 oldu. Bana çevreyi soruyordu. 4 tane 2 kök 10 sana ne olur? 8 kök 10 olmuş olur arkadaşım. Bakıyorum ki Nereye geldi sıra? İşte bak iki tane önemli olay. Nedir o? Bir, 45'likler açı ortaylar. Bir de arkadaşım benzerlik dedim ve bunu da bitirmiş olduğu. Yine söylüyorum karede başka bir action yoktur. Benz, e, eşliğe dikkat edeceksin unutma. Karenin alanına geldim. Bakalım karenin alanı ne? Karede alanda da A kare dediğimiz biliyorsun zaten. Bir de ya da köşegenlerin karesi bölü 2. Niye? Köşegen çarpı köşegen bölü 2. Zaten köşegenler birbirine eşitti dedim. Ve özel sorumu da özel bir sorum yok. Karenin alanını zaten bildiğin şeyler hep bunları sorarlar. Neler öğrendik bugün arkadaşlar? Bugün özel dörtgenlerin hepsini yaptık. Süper bir şekilde bitirdik. Şimdi sana her zaman gibi en sevdiğin şey ödevi verelim. Ödevimiz arkadaşlar yüklü bir şekilde iki hafta boyunca çalışabileceğin şeyler. Dörtgenlerin tamamı neredeyse elinde. Çünkü geçen hafta özel yamuklardaydık. Bak yamukta uzunluğu göstermiştik, orta tabanı göstermiştik. İkiz kenar yamuk 260'tan başlıyorsun. Nereye kadar? Uzay geometrisine kadar. 260'tan sayfa 308'e kadar yapıyorsun. Yapamazsan hemen tas uygulamasından kare kutu okutuyorsun. Süper bir şekilde yapıyorsun. Bakın burada da yine bir eşlik var. Unutmayın, karede önemli olan eşliktir dedik. Bunu geçtik. Peki Dinamo kitabımda ne yapacağım arkadaşım? Dinamo kitabımda da aynı şekilde hemen özel dörtgenlerden yamukları geçtim. İkiz kenar yamukla bugüne başlamıştım. Hemen bakın sayfa 286'dan nereye kadar arkadaşım? Yine bizim uzay geometrimize kadar yani 6. ünitemize kadar 286'dan 386'ya 336'ya kadar 50 sayfacık bekliyor. Bu arada yazılı soruları da var. Sakın bunları kaçırma. Yapamazsan yine kare kodu okutuyorsun. Canım hocam sana yapmış oluyor. Ve dörtgenlerin hepsini tek videoda bitirdik. Bir dahaki videomuzda uzay geometrisi olacak. Ve arada da ikinci dönem tekrarlarını çok istediğiniz ikinci dönem tekrarı gelecek arkadaşım. Artık top sende. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Konuda çok söylemiştim. Bakalım cevabı kimler bulacak dedim. Kendine iyi bak. Bir dahaki derste görüşürüz.